Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün Huawei MateBook D kutu açılışıyla karşınızdayız. Az önce gönderilen bir dizüstü bilgisayar. Biliyorsunuz Huawei'nin yeni serileri Türkiye'ye gelmeye başladı. MateBook serisi kısa bir süre önce gelmeye başlamıştı aslında. MateBook 13 ve MateBook X Pro ile ilgili yeni testlerde olacak. Ama bize gönderilen model MateBook D. Şöyle biraz bıçağımızla açıyoruz. Bunu biliyorsunuz yeni aldık. Ekibimize yeni katılan küçük şirin bir bıçak. Paketi açmayı içine yaradı bizim işimize. Şöyle açalım bakalım. MateBook D Dolby Atmos Sound System diyor. Intel Insight diyor. Ve bize az çok bilgisayarla ilgili ipucunu vermiş oluyor. Şimdi kutumuzu bir açalım. Kutumuzu açıyoruz ama kutuda bizi neler bekliyor? Birazcık ben teknik özelliklerinden bahsedeyim. MateBook D ailenin giriş seviyesi olarak kabul edebileceğimiz bir modeli 15.6 inç. Yani giriş seviyesi derken yanlış anlaşılmasın. Kötü anlamda söylemiyorum bunu. Diğerlerine göre daha büyük bir ekran var ama daha az özellik barındırıyor. Üzerinde şöyle bir çevireyim ben. Biraz da büyük bir kutumuz var. 15.6 inç olduğu için. İşte burada bir şeyler yazıyor. Şurada bir etiketimiz var. İşte Energy Star bilmem ne falan filan. Buralarda yazıyor Huawei falan filan diyor. Şimdi buradan ilk açılışımızı yapıyoruz. Şöyle kestik. Şimdi tabii kutu muhtemelen bu tarafa doğru açılacak. Şöyle çevirelim. Ön yüzünü yine. Şöyle açtık. Birazcık ben açılırken de bir taraftan teknik özellikler hakkında size bilgi vereyim. 15.6 inç olduğunu söylemiştik. Full HD yani 1920x1080 piksellik bir IPS ekran bizi karşılıyor. Şöyle çıkartalım. Güzel de bir kabı varmış bu arada. Şöyle açıyoruz. Şunu çıkarttık. Şuraya koyayım. Şu anda görüyorsunuz uzay grisi renk seçeneği bu arada. İki farklı renk seçeneğimiz var. Bu uzay grisi bir de altın rengimiz de mevcut. Şu kılıfı kenara çıkartalım. Özelliklerden biraz bahsetmeye devam edeyim. 800'e 1 kontrast oranımız var. %83 ekran gövde oranı var. Şöyle açalım tabii. Şimdi biz bunu buraya koyduk ama çıkmayacak muhtemelen bu. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle açalım. Burada da bizi şöyle bir güzel bir kılıf karşılıyor. Şöyle göstermiş olayım. Kılıfımızı da kaldırdık. Touchpad'imiz. Şurada bir güç tuşumuz mevcut. Ekranda şöyle birazcık şuradan da göstermiş olayım. Sığmıyor şu anda kadraja. Çok büyük olduğu için. Özelliklerden devam ediyorum. Bir taraftan da açalım bilgisayarımızı. Bakalım ne çıkacak. Şansımıza, bahtımıza açılacak mı bilmiyorum. Güç de var mı üzerinde? Pilinde gücü var mı bilmiyorum. Basıyorum ama şimdilik evet pil yok herhalde. Açılmadı. Ama ben özelliklerden devam edeyim. %83 ekran gövde oranı var dedik. 250 nit ekran parlaklığımız var. Bu üründe 8 GB'lık DDR4 SD RAM mevcut. 8. nesil Intel Core i5-8250U işlemci. 1 TB sabit disk. Anladığınız üzere SSD değil burada. Nvidia'nın GeForce MX150 harici ekran kartı. Bu bütünleşik olandan bir tık daha iyi ama tabii böyle üst düzey bir performans da beklemeyin. 802.11bgnac desteğimiz var. Bluetooth 4.1 desteğin olduğunu söyleyelim. Windows 10 Home işletim sistemi. 43.3 watt'lık 3800 mAh'lik bir pilimiz. Az önce söylemiştim Dolby Atmos ses sistemi. Altın ve uzay grisi renk seçenekleri olduğunu söyleyelim. Şöyle biraz göstereyim ekranda cihazın özelliklerini. Oldukça ayrık bir tuş takımı bizi karşılıyor. Nümerik tuş takımı yok. Sağ tarafta bazı videosuz bilgisayarlarda oluyor. Bunda yok. Bunun dışında böyle normal standart bildiğimiz bir bilgisayar. Touchpad birazcık ince tasarlanmış. Şöyle hemen şu kısmı da şöyle biraz daha doğru çekeyim. Touchpad'imiz bu şekilde tasarlanmış. Core i5 8. nesil işlemci olduğunu gösteren ibaremiz burada. Huawei yazımız da burada bulunuyor. Yine şöyle çevireyim. Şu kısımda da şurada görülüyor. Küçücük bir webcam'imiz de var. Arka tarafı açalım. Şöyle biraz yakın çekim yapacağım şimdi. Şöyle göstereyim buradan. Netliğimizi yapmış olalım. GeForce olduğunu gösteriyor. Windows seri numarası arkada var.
Arkada da şöyle bir genel bir çekim yapayım. Havalandırma sistemimiz burada var. Burada aynı zamanda muhtemelen şu sağ taraflarda da iki tane delik var, ızgara var, görüyoruz. Bu ızgaralarda da ses sisteminin çıkışlarının, hoparlörlerinin, yuvalarının olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1.9 kilogramlık bir ağırlık var bu dizüstü bilgisayarın. Çok hafif değil ama çok ağır da değil. Özellikle böyle büyük ekranlı, taşınabilir, hafif bir şey arayanlara önerebileceğimiz bir bilgisayar. Bir de kutu içerisindeki adaptörü vesaire bir bakalım isterseniz. Şunu açalım. Şöyle güzel şirin bir kutu var. Heh, burada çıktı. Ne var kutumuzun içerisinde? Şöyle bir adaptörümüz var. Şöyle bir netlik yapalım. Şöyle göstereyim. Küçük de sayılır. Yani şöyle elimde tutayım da en azından boyutunu görmüş olursunuz. Fena değil. Küçük de sayılabilecek bir adaptörümüz var. Çok da ağır değil bu arada. Hani standart bir telefon adaptöründen bir tık daha büyük. Onu söyleyeyim ama çok da aşırı büyük değil. Bunun dışında başka bir şey var mı kutu içeriğinde? Burada işte kullanım kılavuzu falan var. Türkçe hızlı başlangıç kılavuzu. Şöyle yapın, böyle yapın falan filan diyor. Burada destek kartı. Burada başka ufak tefek belgelerimiz var. Bunun dışında şuraya bir kaldıralım. Bunun dışında başka bir şey yok. Bu kadar. Yani kutu içeriğimiz bu. Bir adaptörümüz mevcut. Şöyle kapatayım. Şöyle kapattık. Bir adaptörümüz mevcut. Bir de dizüstü bilgisayarın kendisi mevcut. Biz testlere başladık. Yakında teknoloji.com adresinde Huawei MateBook D ile ilgili tüm detayları göreceğiniz bir inceleme yayınlanacak. Ürünle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altına ekleyin. Biz de incelemede bunları yanıtlamaya çalışalım. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir içerikte, farklı bir videoda karşılaşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.